Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'de yaşayan emeklilerimizin durumu maalesef her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Başka bir ek geliri olmayan emekliler maalesef bankalar tarafından adeta rehin alınmış vaziyette. Bankalara elini veren kolunu, bacağını, gövdesini, her şeyini kaptırmış vaziyette ömürlerinin sonuna kadar bankaya borçlu hale geldiler. Peki, bankaya borcu olan, kredi kartı borcu olan, kredi borcu olan emeklilerimiz, vatandaşlarımız ne yapacaklar? Bu vatandaşlarımızla ilgili çözüm yolu nedir? Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız İçinde bulunduğumuz yılı emekliler yılı ilan etmişti. Bu açıklamayı kısaca ekranlarımıza getirelim. Ardından da emeklilere nelerin yapıldığını konuşalım. Kabinemizde bugün aldığımız bir diğer kararla 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır. Sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu açıklamadan sonra herkes, emekliler, yaklaşık 16 milyon emekli çok sevindi. İnşallah güzel maaş alacağız, insanca yaşayacağız dedi. Bu açıklamanın üzerinden 7-8 ay geçti. Maalesef emekliler daha da fakirleşti. Emeklilerin maaşı daha da eridi. 3 harfler olarak bilinen A101, Şok, Bin marketlere gitmek artık emekliler için lüks oldu. Emekliler almış oldukları maaşın yüzünü zaten göremiyor. Markete gidip 1 kilo et almak, köfte almak, tavuk almak bile artık imkansız hale geldi. Bankalara yakasını kaptıran emeklilerimizin maaşının neredeyse tamamı maaşları yatar yatmaz bankalar tarafından el konuluyor, alınıyor. Emeklinin artık gidecek kapısı kalmadı. Gırtlağına kadar borcun içerisine saplandı. Hele bir de bu emekliler kiracıysa yaşayan bir ölü demektir. Emeklilerimizin ay sonunu getirmesi mümkün değil. Önümüz kış. İnsanlar kömür alamayacak, doğalgaz faturasını ödemeyecek, yani soğukta oturacak. Gerçek arkadaşlar bunlar. Peki çözüm yolu nedir? 12.500 TL emekli maaşı alarak geçinmeye çalışan, bankaya yakasını kaptıran, kiracı olan, 1 kilo ete hasret kalan vatandaşımızın bu derdi nasıl çözülecek? En düşük emekli maaşının 20.000 TL olması, asgari ücretinde minimum 30.000 TL olması gerekiyor. 20.000 TL emekli maaş alırsa bir nebze olsun yüzü gülecek, ayda belki bir sefer et alacak. Şimdi ben bunları anlattığımda birileri şunu söyleyecek: para nerede? Değil mi? Doğru, haklısınız. Güzel soru. Emeklinin çalışmış olduğu dönemde maaşından kesilen emeklilik primleri nerede? Değil mi? Emekliye sadaka vermiyor bu devlet. Emekli çalışmış olduğu dönemde maaşından kesilen emeklilik primlerinin karşılığını alıyor. 25-30 yıl boyunca çalıştı. Emekli soruyor aslında. Para nerede? Şimdi birileri diyecek ya, devletin kasasında para yok. Emekli soruyor, para nerede? Emekliye mi verildi? Bu parayla emekli ev sahibi mi yapıldı? Mesela Toplu Konut İdaresi diye bir idare var, değil mi? TOKİ. Güzel bir kurum. Ev yapıyor. İnsanlara ev sahibi yapıyor. En temel insani hak olan barınma ihtiyacını karşılıyor. Şimdi buradan Sayın TOKİ yetkililerimize soruyorum.
Türkiye'deki bir emekli sizin en ucuz Türkiye'nin neresinde olursa olsun satmış olduğunuz bir evi bu maaşıyla alabilir mi? Yani toplu konut idaresinin, TOKİ'nin kuruluş amacı insanları ev sahibi yapmak değil mi? Bu ülkede 16 milyon emekli yaşıyor. Eşleriyle beraber 32 milyon kişi adına soruyorum. TOKİ'ye. Evi olmayan emekliyi bugüne kadar siz ev sahibi yaptınız mı? Değil mi? Yani parası olana sıkıntı yok. Onlar her yerden ev alıyor. Alsınlar, hakkıdır. Peki emekli ne olacak? 25-30 yıl boyunca bu ülke için çalıştı, alın teri döktü ama ev yok. Şu an Türkiye'de en ücra yere gidin, bak en ücra yere gidin, büyük şehirleri söylemiyorum. En ucuz kira, bak en ucuz kira 10.000 TL. Büyük şehirlerde yaşıyorsa emekli, Allah rahmet eylesin, onlar da yaşayan bir ölü demektir evi yoksa. Şimdi evi var diyelim emeklinin. Az önce anlattım. Emekli et alamıyor. Ne yapacak? Evinin duvarlarını mı yiyecek? Bayram geliyor, torununun cebine 100 lira para koyamıyor. Emekli için bırakın tatili falan. Bak bunları geçtik. Emekli için köyüne gitmek bile lüks oldu. En ucuz otobüs bileti İstanbul'dan mesela İç Anadolu'da bir şehire gideceksiniz. Minimum 1200-1300 TL. Ne yiyeceksin, ne içeceksin. Şimdi emekliler yılı ilan edildi ya, ben de bekliyorum. 10 ay geçti, 9 ay geçti, bekliyorum. Emeklilerin hayatında nasıl bir değişiklik olacak? Bakın değerli izleyicilerimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı yanlış yönlendiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza böyle bir açıklama yaptırdılar. Arkası boş. Bir tane internet sitesi kurmuş arkadaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu. İşte bazı şehirlerde 3-5 tane, 50 tane, 60 tane marketle anlaşmalar yapmışlar. Mobilyacıyla, oto tamircisiyle, bilmem neyle anlaşmalar yapmışlar. Emekliye %10, %5 indirim. Genelde bu anlaşmaların yapılmış olduğu esnaflar da kebapçılar. Siz hiç emeklimizin kebapçıya gittiğini gördünüz mü ya? Bu maaşla kebapçıyı bırak, tavuk alamaz kardeşim. Evinde tavuk pişiremez ya. Bir kere çözüm şu. Bankaya borcu olan emeklilerimize en az 5 maaş faizsiz bir şekilde kredi verilmeli. Bu 5 maaşlık kredi de geriye 24 ayda faizsiz bir şekilde emeklinin maaşından kesilmeli. Diyeceksiniz ki ya Fatih Bey, bankalar verir mi? Kardeşim, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank kimin bankası? Bu milletin bankası değil mi? Bu bankaları yönetenler babasının evinden mi getirdi bu paraları? Milletin parasını millete verecek. Diyeceksiniz ki olmaz. Niye olmaz kardeşim? Büyük şirketlere, dev şirketlere bedavaya krediler veriyorsunuz. Bu şirketler gidip Türkiye'nin en büyük şirketlerini satın alıyorlar. Faiz bile doğru düzgün ödemiyorlar. Borçlarını bile bankalara ödemiyorlar. Bir tane takip yapmıyorsunuz. Ama garibana kredi yok. Kredi yok. Bak kaç parayı konuşuyorum ben biliyor musunuz? Bak 12.500 çarpı 5. Ne yapar? 62.500 TL'yi konuşuyorum ben. 62.500 TL'yi 24 ayda faizsiz bir şekilde emekli ödesin. Hibe istemiyor büyük şirketlere verdiğiniz gibi. Emekli bankaların kölesi olmuş. Daha emekli maaşına elini sürmeden bankalar pirana gibi yapışıyor. Emeklilik yılı böyle olur. Toplu konut idaresi. Evi olmayan emekliyi ev sahibi yapacaksın. Maaşından da kes. 10 yılda ödesin. Maliyetine ver. Niye vermiyorsunuz diyeceksiniz ki yine. Ya toplu konut idaresi nasıl bedava versin? Niye kardeşim? Bu milletin parasıyla kurulmuyor mu bu kurumlar? TOKİ'yi yönetenler babasının evinden, babasının tarlasından mı getirdi bu paraları? Nereden getirdiler?
Milletten aldığını millete vereceksin. Bu kadar basit. Bu devlet neden var? Değil mi? Milleti için yok mu? Gariban can çekişsin. 1000 marketlere gitmek lüks olsun. A101'e gitmek lüks olsun. Ondan sonra da biz canım Türkiye'mizde 2024 yılını emekliler yılı ilan edelim. Arkadaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalar yapmış dedim ya bazı işte bakkalla, kebapçıyla, işte çaycıyla, çorbacıyla, mobilyacıyla sanki emekli her gün mobilya alıyor. Emekli kendine ceket alamıyor ya, bırak mobilyayı falan. Siz uzayda falan mı yaşıyorsunuz ya hakikaten? Uzaylı mısınız siz ya? Vallahi merak ediyorum ya. Sayın Cumhurbaşkanımızı yanlış yönlendirdiler. Şimdi bakın. Sonra da diyorlar ki AK Parti oy kaybediyor. İşte anlatıyorum bak. Basit bir örneğini verdim. Bak Sayın Cumhurbaşkanımıza açıklama yaptırdılar. Arkası yok. Yok kardeş. Bomboş. Emekli çocuk mu? Emekli unutur mu? Kaç yaşında insanlardan bahsediyoruz? Çocuk mu bu insanlar? Emekliye bir şey söyleyeceksin, arkasını getirmeyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanımız elbette bu Çalışma Bakanı'nı çağıracak. Vedat Hoca gel bakalım diyecek buraya. Sen bana emekliler yılı dedirttirdin. Ben çıktım bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak açıklama yaptım. Sonuç ne demeyecek mi? Çalışma Bakanı'na, Sayın Bakan'a. Vedat Hoca diyecek. Gel bakalım. Ben Sayın Çalışma Bakanı'nın nasıl cevap vereceğini çok merak ediyorum. Kebapçıyla anlaşma yaptık Sayın Cumhurbaşkanım. Çaycıyla anlaşma yaptık Sayın Cumhurbaşkanım. Çorbacıyla anlaşma yaptık Sayın Cumhurbaşkanım. Bu da bizim partimizin oylarını arttıracak mı diyecek. Merak ediyorum. Siz merak ediyorsanız ya da bu konuyla ilgili bir düşünceniz varsa lütfen bu videonun altına yazın. Emekli 2024 yılında ne kazandı? Soru bu. Ne yapıldı emekli için? Bakın ben, beni takip edenler bilir, asla siyaset yapmıyorum. Bak, gerçeği konuşuyorum. Benim siyasetle, siyasetçiyle falan işim yok kardeşim. 16 milyon emekli var bu ülkede. Emekli bugün geçinme sorunu yaşıyorsa, ben de bir gazeteciysem ve bu kanalın adı da Emekli TV ise konuşmam lazım değil mi? Her şey 10 numara Türkiye'de diyebilir miyim? Birileri çünkü rahatsız olacak bu videodan, ben biliyorum. Arayacaklar yine beni. Ya Fatih Bey yapıyoruz ekonomi işte falan. Hayırlısı olsun diyelim. Evet değerli izleyicilerim, sizlerden tek bir ricam var. Lütfen kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olun. Bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bedava. Bak para mara yok. Bir de yeni videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız yine bu videonun altında bir zil işareti var. Orada bastığınızda yeni video yayınladığımızda hemen size bildirim gelecek. Bu kadar. Para yok, pul yok bak. Hepsi bedava. Evet, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle birlikte güzel günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.